Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mayıs 2020 yılının Türkiye gündemi için astrolojik verilerini, Ebced hesaplamalarını ve numerolojik hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İlk olarak astrolojik verilerle başlayacağım. 1 Mayıs'ta Merkür'ün Uranüs'te bir kavuşumu olacak. Bizim ülke gündemi açısından 11. ev konularımızla ilgili bir takım keyifli, farklı yollar deneme gibi bir vizyona bürüneceğimiz bir süreç anlamına geliyor. 11. ev bizim ülkemizin dostlarıdır. İrtibat halinde olduğumuz, bir anlaşma ya da bir sözleşmeye vardığımız, kağıt üzerinde bir takım işbirliklerimiz olan ülkeleri ifade ediyor 11. ev. Bu konularla ilgili, bu ülkelerle ilgili, bu Merkür'ün Uranüs'e kavuşumu bizim farklı olan bir yol deneyeceğiz. Çünkü Merkür ülkenin düşüncesi ve ülke büyüklerinin düşüncesi ve izlediği yoldur. Uranüs de artık farklı bir yol dene ya da onunla olan ilişkilerini bitir ya da farklı bir ilişki, farklı bir kağıt üzerinde bir metoda geç anlamında bir etki veriyor. Bu çok aslında güzel bir etki Merkür'ün Uranüs'le kavuşmuş olması. Bizim ülke gündemleri, ülkeler arası ilişkilerimiz noktasında farklı bir şey deneyeceğiz. Var olan gündemde sıra dışı, belki daha önceden hiç deneyimlemediğimiz farklı olan bir yola gideceğiz. Farklı olan bir anlaşma modeli benimseyeceğiz. Belki farklı bir anlaşma maddesi koyacağız gibi düşünebilirsiniz. Bu Merkür'ün Uranüs'te kavuşumu. 11. ev mahalle idareleri de ifade ettiği için onların yönetimde farklı bir vizyon belirlemesi adına da bir görüşme, bir konuşma ya da bir bilgi paylaşımı gibi böyle bir durum da söz konusu olabilir 1 Mayıs ve civarı günlerde. Sonra 4 Mayıs'a geldiğimizde 4 Mayıs'ta Kuzey Ay Düğüm İkizler Burcu'na geçecek. Ülke gündemi açısından Kuzey Güney Ay Düğümleri İkizler Yay akısında olacak. Yani 12. ev ve 6. ev akıları. 6. ev halkın sağlığını ifade ettiği için tam bu süreçte geçiyor olmuş olması gerçekten çok muazzam bir döngüde astrolojinin aslında işlediğinin bir göstergesi. 12. evde Kuzey Ay Düğümü'nün konumlanmış olması da bizim aslında gizli olan istihbarat gibi birçok gizli bilimi artık daha fazla önem vereceğimiz bir süreç anlamına geliyor. Halkın sağlığı, evet, bunlar da bizim gündemimizde. Ancak bu 1,5 yaklaşık 18 aylık bir süreçte 6-12 akısı gizli işler, 12. ev gizli işler ve hapishaneler, hastaneler bunları ifade eder. 6. evde halkın sağlığını ve halkın daha kaliteli bir hayat standartında hayatını idame ettirmesi etkisinde bir enerji. Bu konuları daha çok önemseyeceğimiz 1,5 yıllık bir süreç bizi bekliyor. Burada Kuzey Ay Düğümü'ne odaklanılması gerekir aslında. Amaç her zaman doğum haritalarında budur. Ülke gündemi açısından bakacak olursak ben bu süreçte daha fazla böyle gizli örgütler ya da istihbarat gibi bu tip konulara çok daha eğileceğimiz bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bu 1,5 yıllık süreci daha fazla önemseyeceğiz. 12. ev kapalı bir ev olduğu için hapishaneler ve hastaneleri de ifade ediyor. O yüzden Kuzey Ay Düğümü'nün bu konulara geçmiş olması, hastaneler konusunda yeni bir revize yapılıp farklı bir döneme geçiliyor olabilir. Ya da hapishaneler konusunda da yine aynı şekilde farklı bir metoda geçme, var olan düzende artık birazcık değiştirme prosedürü ya da oranın işletim sistemi gibi böyle bir şeyleri değiştirmek etkisinde bir enerji bu Kuzey Güney Ay Düğümlerinin konumu. Sonra 7 Mayıs'a gelince 7 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu ülkemizin burcu da zaten Akrep. Zaten bir diğer önemli de stelyum var bizim 5. evimizde ülkemizin çok fazla gezegen yoğunlaşması. Bu kapanış Vişakha nakşatrasında gerçekleşiyor. Bu nakşatra çok mutlak başarıya odaklanarak fazla böyle etrafımızdaki olayları ekarte etme, görmeme ya da onları kulak ardına atma gibi düşünebilirsiniz. Bu takım yıldızı bu enerjide. 5. evde çok sanatsal işlerdir. Çok daha böyle ülkenin spor, sanat gibi bu tip konularını ifade eden bir ev, bir etkide. Ülke gündemi açısından bu keyifli şeylere bakış açımızda bir sona geleceğiz. Bir tamamlanmaya. Bunlar neler olabilir? Ben artık eğlence mekanları ya da böyle sosyal ortamlarda keyif alınan ortamlar, bunların hepsine dahil, artık eskisi kadar çok insanları rehavet edeceğini düşünmüyorum bu süreç. Zaten bu süreçte bunu tetikleyecek bir etkidir. Bundan sonrası için de bu kapanışın belki bu ortamlar, sosyalite, işte kulüpler falan, bu tip konularla ilgili gündemlerde kalıcı bir son oluşturma, artık gündemden düşürme gibi böyle bir etki 7 Mayıs ve civarı günlerde. Bu Vişakha nakşatrasında gerçekleştiği için ben çok fazla insanların ya da işte aynı ortamda bulunan insanların çok da düşüncelerine
başvurulacağını düşünmüyorum. Daha böyle, çünkü bu nakşatra, bu takım yıldızı çok ani bir etki de verir aynı zamanda. Ani, hızlı bir şekilde bir karara varmak gibi düşünebilirsiniz. Fazla insanları dinlemeden, hedef odaklı, sadece mutlak başarıya odaklanarak ilerlemek etkisinde bir nakşatra olacağı için bu süreçte, bu dediğim gibi sanatsal işler, ülkenin böyle keyif verici konuları, spor ya da ülkenin böyle sosyal ortamlar, kulüpler gibi böyle keyif verici ortamlar konusunda bir sona, bir kapanış, bir gündemden bir olayın düşmesi etkisiyle dolu bir dönem. Sonra 11 Mayıs'a gelecek olursak, 11 Mayıs'ta Satürn retro harekete geçmiş olacak. Satürn geri hareketiyle o evin konularıyla ilgili biraz doğasının dışına çıkar. Bu 8. ev konuları da suçlar, suçlu örgütler. Bu böyle bir ev, yani çok zor bir ev genel etkileri itibariyle. Halkın finansal güvenliğini de yine ifade ediyor. O yüzden ben bu Satürn retro hareketinin bu süreçte, bu özellikle zaten hapishaneler falan bu evde tetiklediği için, bu konularla ilgili çok doğru bir karar alınamamasından kaynaklı yaşanılan problemler olarak değerlendiriyorum. Özellikle suç oranlarının belki artması ya da suçlar noktasında, örgütler noktasında, zorluklar noktasında bir takım problemler yaşayacağımız, çok iyi belki kontrol edemeyeceğimiz durumlarla karşılaşacağımız bir süreç Satürn'ün bu geri hareketi. Satürn bu evde geri hareketine başlayarak 9. eve doğru ilerleyecektir. Yani sonra 8. eve zaten 1-2 derece ilerledi, 7. eve doğru ilerleyecektir. 7. eve geldiğinde yine bizim ülke ilişkilerimiz noktasında ufak bir dokunuşta problemleri veya da bu konularla ilgili yeteri kadar almadığımız sorumlulukları almamız adına bir etki oluşturacak. 8 ve 7 akısı birazcık zorlukları artıracağı bir dönem. O yüzden bu suç oranları, halkın güvenliği ve suç oranlarındaki artışlar ya da bunlarda kontrol edilememe gibi bir takım problemler muhtemel gibi geliyor. Benim nezdimde bu şekilde düşünüyorum. 12 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'na geçecek, ülkemizin 12. evine. 12. ev yine bu hastaneler, hapishane, bu kapalı mekanları ifade eden bir ev. Merkür buraya geçtiğinde bu konuların birazcık daha basın yayınla, yani göz önünde olması anlamına geliyor. Zaten hastaneler noktasında zaten yeteri kadar gündemimiz var. Ben bunu daha çok böyle hapishaneler ya da oradaki olayların çok fazla medyaya yansıması gibi düşünüyorum açıkçası. Bu Merkür'ün ikizlere geçişinin bu süreçte fazla bu konularla alakalı gündemler olacağı, bunda medyanın, hani basın yayının fazla bu konuları insanlara yansıtacağı, doneler bulacağı bir döngü. Sonra 13 Mayıs'a geldiğimizde Mars Balık burcuna geçecek ve biz ülkemizin 10. evine. 10. ev ülkenin yönetim sistemindeki büyükler, yani ülke yöneten kişilerdir. Bu Mars'ın buraya geçmiş olması, ki zaten birazcık 10. ev durduktan sonra 9. eve geçecek. Buradaki etkisi ülke büyüklerinin, ülke yöneten insanların daha fazla hırslı, daha böyle göz önünde aktif olarak bulunacağı ve bunların akabinde sonra 9. eve gelmiş olması hukuksal alanda, hukuk anlamında bir takım problemler ya da bu konularla alakalı bir şeyler ifade etme, konulara değinme, hukuksal mücadelelerle ilgili fikirler beyan etme gibi böyle hukukla alakalı ülke büyüklerinin daha fazla böyle iletişimde bulunacağı, basın yayınla bunları insanlara anlatacağı bir etki olarak değerlendiriyorum. Sonra 13 Mayıs'a geldiğimizde Venüs geri harekete başlayacak. Yine 12. evimizde. Venüs ülke haritalarında kadınlardır, çocuklardır. Venüs'ün bu geri harekette olmuş olması, ki zaten uzun zamandır da bu 12. ev konularını hep tetikleyecek etkilerle dolu. Bu hapishaneler, bu hastaneler, bu konularla ilgili kadınlara yapılan bir takım problemlerin çok fazla basın yayında bence söz bulacağı, çok fazla bunlarla ilgili problemler yaşanacağı bir döngü. 12. ev kadınların daha çok gün yüzünde olacağı bir etki diyebilirim. Ama bu biraz negatif bir etki, çünkü geri hareket sonuçta doğasının bozulması anlamında. Kadınlar fazla negatif anlamda etkilenecek bence bu süreçten. Ölümler ya da cinayetler gibi, hani böyle negatif etkilerle dolu bir etki bu Venüs'ün geri hareketi 13 Mayıs ve civarı günlerde, ki zaten hapishaneleri ifade eden bir evde geri harekete başlayacak. Ve burada bizim ülkemizin ay da burada olduğu için aslında bu kadınların olma ihtimalini daha da artıran bir etki anlamına geliyor. Sonra 14 Mayıs'a gelecek olursak Jüpiter'in geri hareketi olacak 9. evde. Yine bu hukuksal alanda bir evde gerilecek Jüpiter. Bu hukuk mücadeleleri,
hukukla alakalı konuların fazla gündemde olacağım ve diğer bir anlamıyla bu konularda bir takım bence yanlış adımlar atmam ya da hukukla alakalı yanlış kararlardan kaynaklı yine kadınların da etkileneceği bir takım negatif durumlar söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bu dini yaşayış şeklimiz yani ülkenin dini hassasiyet bakış açısını da ifade eder. Bu süreçte bir takım belki dinle alakalı olgulardan kaynaklı negatif durumlar da söz konusu olabilir. İnsanların dini farklı çarpık bir şekilde insanlara sunması ya da bu konularla alakalı bunun da hani bir nebze dokunuşuyla bir takım negatif durumlar söz konusu. Sonra 22 Mayıs'a gelecek olursak İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yine ülkenin 12. evinde. Bu hastaneler, hapishaneler, bu kapalı mekanlar ve bu kapalı mekanlarla birlikte aslında gizli olan şeylerdir bu evin konusu. Bu konuların hepsiyle alakalı bir yenilik mevcut. Ben bunun yine hapishanelerle alakalı olacağını düşünüyorum. Ya da hastaneler de olabilir, fark etmiyor. İkisi de zaten 12. evin konusuna dahil. Ama çok fazla kadınlar dişin içerisinde olduğu için hapishanelerdir diye düşünüyorum. Bu evin genel anlamı bu gizli olan konularla ilgili hastaneler, hapishaneler bunlarla ilgili bir yenilik gerçekleşiyor. Bunun nakşatrası Kritika. Kritika çok yok etme, böyle savaş enerjisinde bir nakşatra. Takım yıldızının genel doğası çok şiddet eğilimli bir nakşatra. Bu 22 Mayıs ve civarı günlerde bu kapalı mekanlar konusunda bir yenilik mevcut. Evet ama bunun çok şiddet ağırlıklı. Ya da böyle savaş enerjili bir yenilik olması çok muhtemel gibi görünüyor. Ülkenin 12. evinde olacağı için hapishaneler konusunda belki şiddetin biraz artırılması gereken bir yenilik olabilir. Hastanelerde böyle bir durumun hani söz konusu olacağını düşünmediğim için belki şöyle bir şey olabilir. Hani fazla şiddet eğilimli olayların fazla gündemde olması belki hastanelerde işte hekimlere ya da sağlık çalışanlarına karşı şiddetle alakalı bir takım gündemler de olabilir. Ama bu her neyse bu kritik nakşatrasında ülkenin 12. ev konuları ile ilgili gerçekleşecek olan yenilik fazla şiddet ve böyle kırma, yakma, dökme hani böyle bir enerjide bir yenilik kritik nakşatrası. Sonra 28 Mayıs'a gelecek olursak Merkür Yengeç Burcu'na yani ülkenin birinci evine konumlanmış olacak. İfade eder millettir, işte halktır, toplumdur, topraktır. Genel olarak artık birazcık daha dinginleşip bu yoğun fırtınadan sonra stabil bir şekilde daha böyle rahat bence bir ay bekliyor diye düşünüyorum. Haziran ayından sonrası. Mayıs ayın çok yoğun ve genel olarak nakşatraların ikisi de çok şiddet eğilimli nakşatralar. Takım yıldızları genel olarak o ayda hani yeni ay ve dolunayın doğasının nasıl olduğunu anlamamız adına bize yardımcı olan etkilerdir. Bu süreç genel itibariyle bu şekilde. Bu yıl ay için hesaplamış olduğum numerolojik hesaplamalar sonucundaki sayı 2. Bu da daha çok dayanışmanın, ülkeler arası dayanışmanın ön planda olması gerektiği, daha çok bununla ilgili çok ön planda dayanışma, işte ülkelerin birbirine yardımları ya da halktaki insanların birbirlerine yardımlarının daha çok ön planda olacağı, dayanışmaya çok daha önem verip bunun belki ruhen ve bedenen ne kadar pozitif bir şey olduğunu algılayacağımız bir ay olarak değerlendiriyorum. Numerolojik hesaplamalar en azından bu yönde. Diplomasi dediğimiz şey belki çok daha iyi kavrayacağımız bir ay. Ve bir diğer anlamıyla gözlem, çok iyi gözlemleyeceğimiz, bazen de gözlemlerimiz noktasında hani birçok deneyim elde edeceğimiz ülkeler anlamında. Bunu diğer bir anlamı da şudur. Hiç beklemediğimiz insanlardan, beklemediğimiz belki devletlerden yardım göreceğimiz ya da biz hiç beklenmedik devletlere yardım edeceğimiz gibi böyle çok umulmadık durumlar ve yardımların, dayanışmanın söz konusu olacağı bir ay. Diğer bir anlamıyla sanatsal konularla ilgili çok fazla içsel, daha çok göz önünde değil de içsel olarak çok güzel başarılar olacağını düşünüyorum bu ay. Yani insanların bu süreçte yapmış olduğu sanatsal girişimlerin sonrasındaki süreçte çok daha böyle topluma mal olacak çok güzel sanat eserleri verilen bir döngü. Daha doğrusu gizli ilerleyen, gün yüzünde olmayan sanatsal çalışmaların çok ilerideki zamanlarda çok daha ses uyandıracağı bir etki bu enerjinin diğer bir anlamı da. Numerolojik hesaplamalar bu şekildeydi. Ebced'in hesaplamaları sonucunda bu Mayıs ayı için Hud suresinin 40. ayeti çıktı. Zaten aşağı bu sureyi bırakacağım. Bir okuyun isterseniz. Ben çok şaşırmıştım hesaplamalar sonucundaki çıkan sureyi. Bir de Hud suresinin hangi olayların akabinde indiğine de bence internetten bir araştırın derim.
Diğer ay zaten bu etkilerde bir Nisan ayında da yine aynı sure çıktım. Mart ayı da biraz farklıydı ama Nisan ve Mayıs ayında bu sureleri aynı surenin çıkmış olması farklı ayetler çıktı ama insanı düşündürtüyor. Çünkü genel olarak hep farklı şeyler çıkar. 2 ay arka arkaya aynı surenin çıkmış olması. Bence Hud suresini internetten araştırmanız adına bir etki de olabilir bu. O yüzden birazcık daha bunu da bence sorgulayın ve araştırın derim. Okumaya da gayret edin. Ya Mudil bu ayın esması 940 defa söylenmesi gerekiyor. Diğer bir olumlu zikir de Fenimel Mevlam ve Nimen Nasir. Ne güzel bir dost, ne güzel bir yardımcı anlamında. Bunları 9 ila 1000 adet arası çekmeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.